Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Azizler, sizlerine Bahtiyar Aile sallahası asıda alıp barılayatken sohbetimizle navbetteki halkasıya teklif kılamız. Allah subhanahu wa ta'ala bu kursatuvimizni ham hammamiz uchun xayrga, barakaga, yaxshilikka sababchi bo'lishini nasib qilgan bo'lsin. Ana nikoh ham bo'ldi, to'y ham bo'ldi, to'yda ko'ngil xushi ham bo'ldi deylik. Albatta unutmaslik kerakki, mana shu narsalarni, demak ichida eng muhim amallardan biri kelin-kuyovlarning haqqiga ko'pchilikni duosidir. To'y qilishdan, to'yga aziz insonlarni taklif qilishdan, ko'ngil yaqin yor do'st birodarlar, qavmi qarindoshlar, mahalla ko'y qo'shnilarni chaqirishdan maqsadlardan ko'zlangan maqsadlardan eng muhimlaridan biri ko'pchilikni duosini olish bo'ladi. Shuningdek to'y, nikoh, oila qurish to'g'risidagi xabarni eshitgan har bir kishi ham yaxshilik, ezgulik tilab, yangi oila, kelin-kuyov haqiga duolar qilishi biz musulmon millatni eng go'zal odatlaridan bir odatga aylanib qolgan. Buni odat deyish ham kamsitishdek bo'ladi, balki sunnat amallardan hisoblanadi. Chunki Rasuli Akram alayhissalotu vassalom bu ishni o'zlari qilganlar va siz bilan biz ummatlariga tayinlab tavsiya qilganlar. Ana shu boradagi ba'zi bir hadisi shariflarni o'rganib o'tsak. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qol: Kana an-nabiy sallallohu alayhi va sallam idza raffa al-insana idza tazawwaja qala barakallahu laka va baraka alayka va jama'a baynakuma fi khairin. Rawahu ashabus sunan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam qachon insonni uylangan paytida tabriklasalar, Alloh senga muborak qilsin, baraka bersin va ikkingizni orangizni xayr ila jam qilsin der edilar. Sunan egalari rivoyat qilganlar. Sunan egalari deganda imomi Abu Davud, İmam-ı Tirmizi, Nesai ve İbn-i Maceler şunuladı. Tört sunan kitaplarını egeleri şu aziz imamlarımız buladılar. Bunların kitapları da gergen hadislerini kopu sahih buladı. Çünkü bu tört kitap altı sahih kitaplar cümlesine kiredi. Bana Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın adetleri şu eken, aile kurayetken, nikahlanayetken, to'y qilayotgan kishilarni ko'rsa, ularni haqqiga duo qilar ekan. Duolari ana shu nikohni barakali bo'lishini Allohdan so'rash, ularga baraka berish, kelin-kuyovni oralarini yaxshilik ila jam qilish ma'nolarini tilab duo qilar ekanlar. Ana mana shu ma'noda bizda eng mashhur bo'lib ketgan duo qo'sha qarissin degan duoni qilishadi. Ya'niki birgalikda bo'lib qarib borsinlar. Qariguncha birga bo'lsinlar, doimo ajrashmasinlar, doimo birga yurib, birga baxt-saodat nasidasini sursinlar degan ma'no bo'ladi. Shunga o'xshash ma'nolar bilan kelin-kuyovlarni, ularni yangi qurayotgan oilalari haqqiga duo qilish nihoyatda yaxshi ish hisoblanadi. Anil Hasan radhiyallohu anhu qol: Tazawwaja Aqil ibn Abi Talib imra'atan min Bani Has'am. فقيل له بالرفا والبنين قال قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم وبارك لكم رواه النسائي حسن رضي الله عنه دان روايات قرنده عقيل ابن ابو طالب بني جسملك بر ايارغا اويلاندي بس اونغا مراسا و بالالار الى ديلدي شونده او Rasulullah sallallohu alayhi va sallam aytganlaridek, Alloh sizlarga muborak qilsin,
ve bereke versin denler dediler. Nesai rivayet kırgen. Bana bu demek hadisi şerifte tebrik sözlerini hem doğru Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam etken sözler bilen eytiş, uluğlar görsetken ibareler bilen eytiş, yakşı ekerliği taksitlenmekte. Akil ibn Abu Talib radiyallahu anhu üylengenleri de bazı bir kişiler demek şu tebrik manalarını natoğru etken ekerler. Murasa ve baleler bilen tebrikleyemez degen manadaki yaplarını etken ekerler. Yani gelecekte murasa boladı, sizlerden bala tuğladı, u bu degen mananı etkende. Yok, unaka tebrik etmelerin. Belki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ını etkenlerine okşaş, dua manasını anlatıcı, yakşı yaplarını etin. Allah sizlerge bereke versin, sizlerinin koşuluşlarınızını berekeli kılsın degen okşagan yaplarını demek. Etsinler degen mananı tüzeltip, hatanı tüzeltip etkenekeller. En Aişe radıyallahu anha qalet. Tezevvecenin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem feetetni ummi feedhaletni dâle feiden nisvetin minel ansari fil beyt. Fekulne alel hayri vel bereke ve alel hayri tairin. Ravahul Bukhariyyü ve Ebu Davud'a. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet kılınadı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem menge uylengelleri de anam gelip meni havlige alıp girdiler. Karasam ansara ayarlar ünü içte ekerler. Bas ular hayır ve berekeli bolsun. En bahtli ve nasibeli bolsun dediler. Bukhari ve Ebu Davud rivayet kılgeller. Ana bu yerde kelinini özüne tebrikler manasındaki rivayet geliyordu. Ayşe anamız radıyallahu anha kelin burgerleri de, o kişinin toy külleri de, anaları yetelep ap gelip havluge kilitgeller. Havlide toyge kirgen, o şu kelinini toyge teyirleş için hazırlanıp durgen, ayarlar barakeller, ana şu ayarlar dua kilenekeller. Hayır barakeli bolsun, en bakli ve nasibeli bolsun degen manadaki duanı. Ana bizi, özümüzü dilimizde hem bu hadisi şeriflerden, yine başka hadisi şeriflerden, İslami talimat manalardan alıngan, kelin kuyovlarga atargan, çiraylik, güzel dualar var. Ana o şey kelin kuyovunu haberini eşitgende, tuyunu haberini eşitgende, tuyge kelgende, özlerini körgende, şundek çiraylik, güzel bir dualarını kılıp, ularını tebrikler barış. Gerekeken. Ana toya ham tugadı, dua Fatiha'dan ham boldu. Endi demek kelin kuyovni kelinlik uyiga birga kirishlari qoladi. Odatda ko'proq o'sha kelin kuyovga tayyorlangan xonaga, uyga kelin kiritiladi va kelin o'zini hozirlab borgandan keyin oldiga kuyov kirishi bilan xilvati sahiha. Yani ki doğru manadaki birge hali kalışları sadır buladı. Bu ularını erikatın sifatı da, kirin kuyov sifatı da, birgelikteki ailevi hayatlarını, başlayışlarını birinci ameli kademi buladı. Adette bana şu demek haletke, baskışke alakıda itibar veriladı. Bizde bazı bir sebeplerge göre, en asosiysi dini talimatlardan yiroq bo'lganligimiz oqibatida mana o'sha muhim bir ishni amalga oshirilishda shariatni o'rniga bid'at joriy bo'lib qolgan ko'p joylarda. Ana o'sha kelin kuyovni yolg'iz qolishlari ma'nosida turli bid'at xurofat gap-so'zlar, amaliyotlar o'rnashib qolganligi sir emas. Har xil gap-so'zlar bazı vaqtida aytib gapirib muhokama qilishga ham odamni tili bormaydigan, uyat bo'ladigan darajadagi holatlar borligi sir emas. Shulardan birini aytib o'tadigan bo'lsak, ba'zi bir viloyatlarimizda oyoq bosish degan bid'at bor. Bu bid'atga ko'ra kelin-kuyov bir-birlari bilan birgalikda qolib,
müstakil hayat başlaşları lahzaları da oşu toy günü kuyovunu kelinini aldığı kiriş barasındaki hareketleri de ikavlardan kaybırı ikincisini ayağını aldım basvasa oşa uyda kocayım bolarken üstüm bolarken etkeni etken degeni degen bolarken ikinci taraf ayağı basılgan taraf ise pas derecede düşerdi karambop kaladı oşunga oxşagan her xil noto'g'ri holatlar. Bunga alohida tayyorgarlik ko'riladi. Buni alohida qandaydir bir baxtni, saodatni, ustunlikni belgilovchi omil sifatida qaraladi. Oyog'ini umr yo'ldoshini oyog'ini bosib olgan shaxs xursand bo'lib, oyog'i bosilgani esa xafa bo'lib, bu xursandchilik, xafachilik ularning ortidan turgan qavmi qarindosh, oila a'zolariga ham tarqalish holatlari bor. Bu mutlaqo noto'g'ri gap. Shuningdek, hatto ba'zi bir eski turkiy tilda yozilgan, bizning qadimiy o'zbek tilida yozilgan kitoblarda ham kuyov o'qisin, bo'qsin, xonani to'rt burchagiga tahorat qilib, oyog'ini yuvib, suvini quysin, ana u bo'lsin, bu bo'lsin degan mutlaqo shariatda yo'q gaplar aytilgan. Bularni o'qigan odamlar ham hayron qolib, ko'pincha savol bergan holatlari ham bo'lgan. Haqiqatan shu narsa bormi deb. Ana mana shu narsani e'tiborini berish kerak. Shar'iy manbalarda, diniy kitoblarimizda bu ma'noda kelgan gaplar, demak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hazrati Ali bilan Fatima onamizni nikohlari kunlarida qilgan, demak, narsalar bor. Ana o'shanda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam quyidagilarni qilganlari kitoblarimizda yoziladi. Xo'p, to'ydan keyin, ziyofatdan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ali ibn Abu Tolibga menga uchramaguningcha bir narsa qilmay tur dedilar. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Fatima radhiyallohu anha turgan joyga bordilar-da, u kishiga menga suv keltir dedilar. Kelinlikka tayyorlanib olgan Fatima radhiyallohu anha bir idishda suv keltirdilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam u suvdan Fatima radhiyallohu anhaning ko'ksilariga va boshlariga septilar-da, Allohim, men sendan bunga va buning zurriyatlariga shaytonning rajimning yomonligidan panoh tilayman dedilar. So'ngra u zot yana bir suv keltirishni talab qildilar. Bu safar Ali ibn Abu Tolib borib, haligi idishda suv keltirdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u kishiga ham xuddi Fatima radhiyallohu anhoga qilgan ishlarni va duolarni qildilar va Allohim, ikkovlariga baraka bergin, ikkovlarining ustilaridan baraka nozil qilgin va ikkovlarining zurriyatlarini barakali qilgin dedilar. So'ngra Nabiy sallallohu alayhi va sallam ikki muavvizatayni tilovat qildilar va o'z ahling oldiga Allohning ismi va barakasi ila kiraver dedilar. Muavvizatayni degani qulauzu bi robbil falaqi, qulauzu bi robbin nasi, demak suralari. Mana shu holatni Rasul akram alayhisolatu vasallam o'zlarining jigargo'shalari Fatima Zahroga va kuyovlari Ali ibn Abu Tolibga qilganlar, demak nasihat qilganlar va demak shu narsani qilishni tavsiya qilganlar. Yana boshqa bir rivoyatlarda keladi, ulamolar hammasi jamlanib o'sha kelganda kuyov tahorat bilan kirib ikki rakat namoz o'qishi, kelin ham tahorat qilgan bo'lib kuyov imom bo'lib kelin iqtido qilib ikki rakat nafl namoz o'qisalar yaxshi bo'lishligi aytilgan. Agar birgalikda jamoat namozi o'qish imkoni bo'lmasa, ham kuyov, ham kelin o'zlaricha ikki rakatdan namoz o'qib turib, keyin demak duolarni qilib, birgalikda bo'ladigan hayotlari, kelajaklari haqida Allohdan tilaydigan tilaklarini qilishlari kerak. Ikkovlari bir-birlariga yaqinlashganda rivoyatlarda kelganki, kelinni peshonasiga kuyov qo'lini qo'yib turib, Allohumma inni as'aluka khayraha va khayra min ma jabalta
ha aleyha degen Euzu bike min şerrihi ve şerri ma cebelte leha degen duanı okuş gerek. Yani Allah'ım ben senden bu kişinin yaxşılıklarını ve onga bergen sen seni bergen yaxşılıklarını buluşunu sorayım ben yamanlıgiden panah tılayım ben degen nersa. Yani ki ikkilerinin hayatları fakat yaxşılık bilen buluştaki birbirlerine yamanlık bulmasını tılab dua kılış. Hani bana şu nerseler kitaplarımızda kirgen, şularını yakşıda urgensek, ularga ihlas bulan amal kılsek, sünnetke amal kılgen bulamız, acir sevap olamız ve aylavi hayatlarımız, kerillerimiz, küyovlarımızın hayatları hem cüde barakatlı, hayırlı buladı. Çünkü niyet bulan, Allah'tan baraka sorab, Allah'tan panah sorab kılıngan dualar, inşallah bunday payetlerde kabul bo'ladi. Allah subhanahu va taolo barcha kelin-kuyovlarimizni ushbu ta'limotlarga amal qilib borishlari, to'ylari, nikohlari, birga qo'shilishlari baraka bilan, xayr bilan, yaxshilik bilan o'ralgan bo'lishini nasib qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.